Tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Galatasaray yönetiminin yapmış olduğu son derece sert bir açıklama var Fatih Terim'den sonra. Dilerseniz bir kez daha ekrana getirmek istiyoruz. Yönetmenim Ahmet'ten rica edeceğim. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Ünal Aysal'dan deklarasyon başlığı altında saat 23.24'te yapılan açıklama. Galatasaray Yönetim Kurulu'nun yapmış olduğu açıklamayı bir kez daha ekranlarınıza getirelim. Mersin İdman Yurdu maçı sonrasında Fatih Terim'in sert açıklamaları ve ardından spor kamuoyunda gerçekten büyük bir infial yarattı. Hatta 6 Nisan akşamı oynanan Galatasaray Mersin İdman Yurdu Süper Lig 28. hafta karşılaşmasında eğer takımımızın ve taraftarlarımızın gösterdiği olağanüstü direnç olmasaydı bu provokasyon çoktan hedefine ulaşmış olacaktı. Bu gayretlerin ligin bitmesine artık sayılı ve kritik haftalar kala belli odakların tasarladığı planlı ve organize bir hareketin mahsulü olduğunu düşünmemiz için maalesef ciddi emaneler bulunmaktadır. Tüm spor kamuoyu hissetmekte ve bilmektedir ki artık unutmak istediğimiz çok yakın bir geçmişte kapalı kapılar ardında ve masa başında bugüne kadar birçok organizasyon yapılmış. Bunu uygulamak üzere belli isimler görevlendirilmiş. Bu gayretler birçok kez de maalesef başarıya ulaşmıştır. Eşit rekabet ve adaletli yönetimler üzerine kurulmuş bir lige milyarlarca liralık yatırım yapan kulüpler, sponsorlar ve her şeyden en önemlisi hayatının önemli bir bölümünü bu spora adamış futbol severler için oyunun adaletsiz olduğu endişesinin ortaya çıkması, gerekli tedbirler derhal ve gecikmeden alınmazsa bütün spor sektörünü tehdit eder boyuta ulaşmak riski ile karşı karşıyadır. Ayrıca bu gidişatın zaten son yıllarda büyük yara aldığı bilinen ve çok önem verildiği bir fırsatta altı çizilerek ifade edilen ligimizin marka değerlerini tamamen sıfırlayacağı da ortadadır. Galatasaray Spor Kulübü futbolu anlamsızlaştıran bu oyunun bir seyircisi olmayacaktır. Taraftarlarımızın bundan emin olarak tahriklere kapılmamalarını, saygın ve sağduyulu duruşlarını devam ettirmelerini önemli rica ediyorum. Ünal Aysal Galatasaray Spor Kulübü Başkanı. İmzalı bu deklarasyon sevgili seyirciler. 15 saniye bir şey söyleyeceğim bak. Sonra Ümit sen. Şu açıklamanın içinde teknik direktör Fatih Terim'le de ilgili bir açıklama yapmaları bir. İkincisi. Hangi kulüp yapar ki ama? Bir şey söyleyeceğim bak bir dakika. Yani oraya geleceğim şimdi. İkincisi ne biliyor musun? İkincisi de bu açıklamayı abi bir maçı bir seyret ertesi günü. Bu hakem ne yapmış? Ha hocalarını da al. Kulüp başkanı hocaları da al. Anladın mı? Şu maçı bir seyret. Hakem ne yapmış? Ona göre bu açıklamayı yap. Bu zaman tek taraflı oluyor. Ben onun için söylüyorum. Bu şekilde. Yani Ünal Aysal da bozmasın kendini. Ünal Aysal'ı biz farklı gördük. Yani çok farklı bir profil dedik. Şimdi burada ben Ümit bugün bana mesaj attı Samsun maçı ile ilgili gibi böyle. Hakemle ilgili. Samsun gidiyor anlamında attı. Beşiktaş-Samsun maçı. Aynı öyle. Beş maç bitti. Ben kırmızı oturuyorum, soyunma odasında oturuyorum. 5 kırmızı kartı çıktı. Evet. Soyunma odasında oturuyorum maçtan sonra. Serdar Bilgili beni aradı bak hocam hemen. Serdar Bilgili beni aradı. Sinan dedi eve geldim dedi. Pozisyonlara bakıyorum dedi. Hepsi doğru. Maçtan sonra bir şey konuşma dedi. Bir şey söyleme dedi. Biliyor musun? Seyrettim bir şey konuşma dedi. Pozisyonlara baktım dedi. Yani yorum yapma doğru veya şeydi. Ya konuşma dedi. Onun için bunların hepsi hem taraftarı ateşleyici taraftarın agresifleştirici açıklamalar bunlar. Yarın ben sana söyleyeyim mi? Telekom'da hakem bulamayız. Bak inan diyorum. Türk Telekom örneği Saraçoğlu'na taşır. Örnek Saraçoğlu'na taşınır. Tabii emsal taşıyor. O aynısını yapıyor. Ben de yapayım. O yapıyor. Ben de yapayım olacak. Bu Türk futbol adına onun için diyorum. Birileri çıkacak. Ben onun için söylüyorum. Ünal Aysal Başkanı çok farklı gördük. Bozulmasın. Onun için diyorum ki ben. Yani yaz oraya ya. Teknik direktörümüz atılması bir yanlıştır ama o hareketleri de değildir. Bunu da demen lazım. Sinan. Buyur hocam. Şimdi bakın. Bir defa Fatih Terim'in sabıka dosyası oldukça kabarıktır. Ve maalesef sabıkaların hepsinde Fatih Terim hep kendi aklı olduğunu iddia eder. Şimdi size can alıcı milli örnekler vereceğim. Eğer Fenerbahçe Saraçoğlu stadı. Dünya Kupası için İsviçre A milli takımla maç oynuyoruz. Yaşananların ne olduğunu yer kamerasından daha sonra gördük. Bazı antrenörlere yürü deyip bazı antrenörlere tutması provokasyonun Fatih Terim'den başladığını hatırlıyoruz. Ve bundan dolayı FIFA'dan biz 2 veya 3 maç ceza aldığımızı hatırlıyoruz. Geçen seneki olaylar. Bu sene Ordu maçında ay birebir aynısı. 5 maç almıştık sanırım. Evet. Sonra indirilmişti bir şey olmuştu. Evet. Şimdi tekrar 2 tane çok önemli bir şey söyleyeceğim. Fatih Terim ve arkadaşlarının yaptığı sporda kaba dayılık, külhan beylik algısıdır.
Türk sporunda her kim ki kabadayılık, biz dahil, biz aynı hata yapıyorsak cezamızı çekiyoruz. Mahkemelere çıkıyoruz, rütük ceza veriyor. Kabadayılık bitti bu ülkede. Kabadayılık 1980'lerde kaldı. Hala futbolculuk yıllarındaki ve canı yandığı an teknik adam da kabadayılıkları bugünlere sergilerse bu ülkede kan döktürür. Ona izin veremeyiz. İki, Fatih Terim bilerek isteyerek kastı. Bakın evet. Bilerek isteyerek kastı. Seyran Tepe'de hakemleri ve futbol yönetimini, federasyon ceza kurullarını belli terörize eylemlerle etki altına almaya çalışmıştır. Bunu Fatih Terim bilerek isteyerek kasten yapmaktadır. Çünkü Real Madrid maçından sonra Norveçli hakemle ilgili sadece iki tane yuvarlak kelime yapıyor. İki tane penaltı vermemiş Norveçli. O zaman niye gizli gündemden bahsetmedin? O maça Norveçli olur muydu? Ah benim geçen hafta burada konuşmamı banttan yayınlayabilseniz. Nereden çıktı bu Norveçli? İyi hakem olması başkadır. Bu maçın altında kalıp kalmaması başkadır. Yedi Galatasaray'ı. Ha 3-2 olsaydı ne olurdu? Real Madrid burada da bana göre eder. Şansı çok az Galatasaray. O değil ama önemli olan. Benim Türk hakemim Süleyman Aba'ya parya muamelesi yapacak. Ya Allah'tan işte Allah'a dua ediyorum. Süleyman Abay ilk 45 dakika verdiği tüm kararlarda haklı. Taniye atması, sarı kartlar, şudur budur. Öyle topu falan yere vuramazsın kardeşim. Yok böyle bir hakkın. Ne yapacak yani? Sen Fatih Terim'sin, 40 yılın geçti. Fatih Hoca bir daha yapma falan mı diyecek? Gariban şey olursa. Kim isimsiz? Mesut Bakkal. Lütfen gariban derken beni affetsin. Hani ya, onun gibi 40 yıllık geçmiyor. Mesut Bakkal'ı mı atacak? Süleyman Abay'ı Türk futbol hakemliği adına alnından öpüyorum. Serkan Çınar'ı alnından öpüyorum. Şimdi diyor ya taşar onlar. 15 maç bile az Fatih Terim'e. Neden de şu neden diye sorun. Bir, bugün yaptığı hareketin bir eylemi cezası var. 2 maç 3 maç. İnfazı geciktirilmiş bir eylem var. 2-3 maç topladın mı? Kendi de istiyor zaten. Peki, şimdi asıl tehlike şu. Benim kimseye borcum kalmaz. Bu düzene baş kaldırmaktır. Maç sonrası stadın dışında arkasında yardımcıları olduğu halde düzene baş kaldırıyor. Ne demektir düzene baş kaldırmak? Bir, Türk hakemliğini entrikasal oluşumlarla suçlamaktadır. Mutabık mıyız? Bir dakika. Araya gidelim. Söyle. Hiç hakem eleştirdin mi sen? Çok. Bugün hakem kötü olsaydı eleştirmeyecek miydin? Anasını ağlatırdım. Anasa, bugün hakem kötü müydü? Hayır değildi. O zaman niye yani bu... Hayır deyin ki bana. Deyin ki yani. Bana. Dani'nin atılması yanlış. Bugün... Ya, bak. Ya hocam... Benim hakem... Bak yanlış da olabilirdi. Norveçli vermedi mi iki penaltıyı? Hocam bugün... Abi ben sizle aynı fikirde olmadığımı söyledim mi? Hayır. Tabii. Olabilir. Bakın bugün hakem... Yani. Bugün hakem... Pem penaltı hem kötü olsaydı zaten. Bugün hakem biz burada çok hakem eleştirdik. Bugün hakem kötü olsaydı şu yanlış şu yanlış. Ümit de aynısı değil diyor. Ben onun şeyinde değilim. Hakemin kararını tartışmıyorum. Hocam. Ben maç sonrası 60 yaşında bir adamın oğlu yaşındaki bir hakemi ve oğlu yaşındaki hakemleri devre arası Antalya'da gizli gündem oluşturmak. Gizli gündem oluşturmak ne demek biliyor musun? Galatasaray'a şampiyon alalım, Fatih Terim'i kafasını kopartalım gibi artık nereye varıyorsa gizli gündem oluşturmakla suçluyor. Yaptım. Bundan sonra da yapacağım diyor. Bu baş kaldırmadır. Bakın bu isyandır. Sportif isyandır. Cezası çok büyüktür. 3. Devam ediyorum. Ben hep haksız yere atıldım diyor. 4. Galatasaray'a karşı bir takım oyunlar oynanıyor diyor. 5. Belli taşeronlar kullanılıyor diyor. Bak Fatih Hoca eğer bizleri kastediyorsan sen de çok iyi bilirsin. Biz kimsenin taşeronu falan değiliz. Öyle Rıdvan'ı da benim sevgili arkadaşım. Ben de zaman zaman onunla problem yaşamışımdır. Ama Rıdvan akıllı olacak falan diye Rıdvan kimin neye yakışmayacağını öyle konuşamaz. Rıdvan'ın yorumları Rıdvan'ı bağlar. Ben burada konuşurken Allah'a hesap veririm, kanunlara hesap veririm. Fatih Terim'in yaptığı hareket değil Galatasaray'a. 100 yıllık Galatasaray'a. O Avrupa'yı elit Galatasaray'a yakışmayan derecede aman bir harekettir. Benim hocam... Başkaldırıdır. Futbol hakemliğini, Türk futbolunu terörize eden bir eylemdir. Cezası da en az 15 maç olmalıdır. Ben burada diyorum ki bakın. Hadi bana da taşeron diyorsanız taşeronum ben. Bugünkü maçın hakemini. Şimdi bakın burada Galatasaraylılar kızabilirsiniz. Futbol severler. Burada doğruyu söylüyoruz. Bugün maçın hakemi. Hangi hatası vardı? Bana göre penaltıdır, kırmızıdır. Hepsi benim. Hoca da aynı şekilde. Maçın içinde de bir iki hakem arkadaşla da konuştum, sordum. Hepsi aynı fikirler. Bugün bir hakemde bir anormallik yoktu. Peki hakemde anormallik yoksa bu sinir, bu nedir bu? 3 gün sonra salı günü Real Madrid'de oynayacaksın. Sen Avrupa takımısın. Avrupa'da dünyanın en iyi takımıyla oynadın geldin bu. Yani onu söylemek istiyorum. Yani Fatih Terim
sezon başından beri, ama Fatih Terim tamam içeride delirtenler vardır, yönetim bazında bazı insanlar vardır, ayrı bir şey. Ama sakin olması lazım. Bugün hakem Fatih Hoca'yı delirtecek hiçbir şey yapmadı kenarda hocam, yapma. Sayın abi. Real Madrid maçının bir gerginliği olabilir mi? Bak şimdi Ertem, ben de söyleyeyim bir kelime. Lütfen hocam. Şimdi Fatih Hoca senin kulüp takımında hocalığını yaptı herhalde. Öyle mi? Evet. Benim milli takımda hocalığımı yaptı. Futbolculuk döneminde benim uyuyor hocalığımı yapmadı Fatih Hoca. Ankara Gücü'nü yapmadı mı? Yok, yok. Tamam, öyle biliyorum. Ben de futbolculuk dönemimde hocalığımı yapmasını istediğim, çok istediğim ve milli takımda da olsa 5-6 maç çalıştığım, eksilerimizi artılarımızı karşılıklı gördüğümüz, iyi yönlerini kötü yönlerini karşılıklı gördüğümüz hocamdır. Ama Fatih Terim benim hocam diye, ya da yarın bir gün Sinan Engin Beşiktaş menajeri oldu, Sinan abi benim abim diye, ben yanlış olduğuna inandığım bir şeyi görüyorsam, bu da benim fikrimse, ben bunu söylerim. Ha yarın Fatih Hoca da o gün Veysel Bey'in yaptığı gibi, işte biz sen rahatsızlandın çok ağladık, Yılmaz Hoca'nın yaptığı gibi sen rahatsızlandın biz çok ağladık, yani ya tamam ya, bir hastalık geçirmişim, Allah razı olsun, dua etmişsiniz etmişsiniz de, ben şimdi yanlış olduğuna inandığım bir şey varsa bunu da ifade etmek zorundayım. Aynen öyle. E şimdi yani baktığın zaman iki tane başkan söylüyordum, Ünal Başkan'la Fikret Başkan, ki Fikret Başkan'da yanıldığımı düşünmüyorum, yanılmadım en azından açıklamalarıyla. Ama Ünal Başkan'ı da Türk futbolu kendine benzetti. Ünal Başkan'ın biz böyle bir adam olmadığını, futbola hiç karışmayacağını, idari kararlarla ilgili bir şeyler yapacağını düşündük ama maalesef ya beraber olduğu yöneticiler ya içinde bulunduğu camia kendine benzetti. Şimdi ben devam edeyim. Çünkü bir açıklaması da vardı, ondan söz ediyorsun. Çünkü niye sahaya şimdi inmeyeceğiz biz? Fatih Hoca'nın bir lafı var, çok tehlikeli bir laf. Bak, Galatasaray camiası, koca Galatasaray, ya Galatasaray'ın kocaman olduğunu inkar eden biri yok ki kardeşim. Oradan o gün Veysel Bey bağlanıyor, Ultras'tan çıkıyor. Tamam, o da büyük bir taraftar kitlesi. Yarın X kulübün başkanına bağlanacak, büyük Beşiktaş cami. Ya sen insanları, kitlelere hedef gösteriyorsun. Yani insanlar sizi beğenen yorumlar yapmak zorunda değil ki. Küfür yok, kafir yok, saygısızlık yok. Yani şimdi ama tamam hocam, bir şeyler geçmiştir, oyundan atıldın. Tamam da bu adalet ya da bu adaletsizlik, bunu ifade ediyorsan Serkan Çınar'ın penaltısında da ifade edeceksin. Bak bana ne koyuyor biliyor musun? Bakın. Serkan Çınar'ın bir, senin lehine verdiği penaltıda da bunu ifade edeceksin. Ümitçi bir rezaleti bu öğrendim. Katıldı bir hocam. Rezaleti öğrendim. Bir rezaleti. Eğer yanlışsa beni düzeltin. Lig TV kameramanına da kamerasına vurarak ciddi anlamda bir terör estirmiş koridorlarda. Ve bu Lig TV'de konuşuluyormuş. Ben terör demeyelim de kameralarına vurmuş. Fatih ya hocam. Bir dakika ya. 60 yaşında bir adamın ekmeği uğruna kamerayla görüntüyü almak, kamera vurması futbolda nedir? İlle de terör daha da olmaz. İlle de terör Türk askerine kurşun sıkmak demek değildir. O da terördür. Ama bu da terördür. Trafik terörü yok mu? Adam giriyor çıkıyor. 150 ile gidiyor. 500 alkollü araba kullanıyor. Bu trafik terörü değil midir? Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Kardeşim, bu adam değil mi ki Fatih Terim? Bu Türk hakemleriyle 4 yıl Türkiye'de üst üste şampiyon oldu. Bu adam değil midir ki geçen sene bu hakemlerle şampiyon oldu? Ve şimdi Türkiye'de futbolda kabadayılığa mı soyunmuş ya? Ya kimsin, kabadayılık yapıyorsun sen gün, kime? Hakkı yenenler ne yapsın bu ülkede o zaman ya? O gün bizim yayına Vahap Hoca bağlandı. Ümitçim dedi ya, çok ona inanılmaz sempat duydum Vahap Hoca'ya. Kulaklar çınlasın, selamlar buradan. Ya dedi, Türkiye'nin %90'ının dedi hata dediği bir penaltıya dedi, ben dedi evet doğru karar mı verdin diyeceğim kardeşim dedi. Sen 90'daki o penaltıyla şampiyon oldun. O zaman adalet vardı da şimdi mi yok? Evet. Bir de Rıdvan abiyle ilgili. Ben Rıdvan abinin avukatı falan değilim. Yarın onlar iyi olur, ben kötü olurum, ayrı bir şey. Ama Fatih Hoca için en büyük tehlike ne biliyor musun? Gördüğüm, gözlemlediğim. Maç bitiyor. Birileri telefon açıyor. Sinan sana bunu dedi. Ümit sana bunu dedi. Rıdvan sana bu. Kardeşim o maçın sıcaklığıyla bunu söyleme. Çünkü söyleme ki yanlış bir şey yapmasın, kırıcı Ümit olmasın. Hocam, bu dediklerine Rıdvan hocamızın NTV'de yaptığı açıklamalar, işte Fatih Hoca'nın en çok gerilmesine sebep olan bir şey konulardan birisi. Bu bir o açıklamayı bir ekrana getirelim. Orada açıklamadan şey sonra. Ya Rıdvan abi kötü bir şey de söylememiş. Yani Fatih Hoca kalitesinde şeyinde, yani orada Fatih Hoca'nın kişiliğine, ki Rıdvan abi öyle insan kıracak bir adam da değil. Bir şey söyleyeceğim sana. Bak sevgili Ertem'ciğim. Şu yapılan, bakın,
Burada Fatih Terim'in en çok diyalog olan, en çok seven insan da benimdir. Ama eğer ben bugün Fatih Terim'in bugün gördüğüm görüntülerde Fatih Terim haklı, bunları yapması gayet normal, Fatih Terim'i çıldırttılar falandı filandı dersem, evet, bırakıp buradan gidelim. Hadi kardeşim, yürü git evinde yat derler adama. Aynen. Fatih Hoca. Aynen. Bak, hiç kusura bakma sevgili hoca. Buna kalkıp biz buradan gidersek sen de yarın o zaman hocalığı bırakman gerekir. Yani aynen öyle olur. Benim buradan demem, yani Fatih Hoca seni çok tahrik ettiler, seni çok kızdırdılar. Bu hakem bugün inanılmaz kıydı size bilmem ne falan filan. Sen bugün haklısın. İşte Şükrü geldi itiledi, kadın geldi böyle yaptın, şöyle yaptın. Çok haklısın, seni delirttiler falan dersem, haklısın dersem, ben bu yorumculuğu falan buradan o zaman bırakalım gidelim. Sen de yani o zaman hocalığı bırakacaksın o zaman. Yani doğru, güzel değildi hocam. Evet. Hiç güzel Sinan, değil. Ben bu filmi daha önce gördüm. Yine hiç güzel değil. Bu zamanlar hiç Nisan falan. Yanlış söylüyorsam Ali Dürüst'ten özür dilerim. Üzerimize oyundan önleniyor. Lig pisin, her şeyi açıklayacağım dediler. Fatih Terim de bu lafı söyledi. Şampiyon oldular. Susuldu. Devam edeyim mi? 2. Şimdi her şeyin örtbas edilmesi gereken başka bir şey yapmaya çalışıyor Fatih Terim. Şimdi Lig TV'ye konuşuluyor. Bir yerlerde aklanmaya çalışılıyor. Lig TV anlamında söylemiyorum. Genel anlamda söylüyorum. Fatih Terim'in Türk futboluna yaşattığı bu kara gecenin, futbol terörünün, futbol teknik adam ancak bu kadar terör yapar. Kendi içinde. Amacı iki tane atlayan seyirciden dolayı Galatasaray'a gelecek cezanın üstünü örtmektir. Fatih Terim'in provokasyonu, çıkan olayların neticesinde iki tane, belki o anda sinirlerini kaybetmiş genç hocam, adam sahaya atladı. Hocam üstünü örsen olur, bu saatten sonra maç kaybetmez ki. Etmez. Ümit, maçı ben sorun, ben yani. Sorun. Galatasaray'ın maçı kaybedip kaybetmeyeceğini, şampiyonluk bu akşam bana göre Galatasaraylı Fatih Terim şampiyonluktan öte çok şeyini kaybetti. Sevgili hocam. Galatasaraylı doğru. Fatih Terim bravo. Bu gece Türk futbolunda insanların ona olan saygısını, İşte, sevgisini kaybetti. Hocam Sabri ile Hamit'in açıklamaları geldi. Bir izleyelim. O çok önemli. Bir dakika dur bak. Bir şey söyleyeceğim, dur bak. Sevgili Ertem'ciğim bak, burada bir şey var. Fatih Terim bugün kendini ispatlamaya çalışan bir teknik direktör değil. Bugün antrenör olmuş bir insan da değil. Fatih Terim bu camianın Ünal Aysal'dan sonraki patronudur. Bakın, teknik direktörü. Fatih Terim var, Ünal Aysal var. Aradakiler arkadaşlarıdır, teferruat gibidir. Sohbet ederler, Ali Dürüst falan filan. Buradaki esas şey, Fatih Terim bu kadar agresif olursa, Fatih Terim bu kadar sert olursa, bundan sonraki arkadan gelenler de bu örnektir. Herkes ne olacak? Onun için söylüyorum ben, yani bu görüntüler güzel görüntü. Hocanın şu maçtan sonra söyleyeceği ne biliyor musun? Ben atıldım. Atılmakta haklı değilim. Haksızım. Atılmamam gerekirdi ama şunu söylemesi lazımdı. Atıldıktan sonra da yapmış olduğum hareketler yanlıştır. Özür diler veya dilemez. Bunu söylemesi gerekirdi. Şimdi dinleyelim. Evet, Sabri de Hamit'i bir dinleyelim. Maçın başında en iyi duruma düşmemize rağmen, 10 kişi kalmamıza rağmen saçma bir kararla, ama hiçbir zaman oyunu bırakmadık. Onurumuzla, inancımızla savaştık ve galip gelmesini bildik. Bugün garip bir tezgah vardı ama biz bu tezgaha aldanmadık ve inancımızla kazandık. Sahada hocalarımızın hiçbiri kalmadı. Yani, herhalde bir taraftarlar kalmıştı atılmayan, bir de onları da atarlar diye bekliyordum. Çok garip şeyler oluyor. Lütfen biraz adaletli yönetim istiyoruz. Biz ekstra yardım istemiyoruz. Kimseye ekstra bir yardım istemiyor. Biz Galatasaray camiası olarak çok büyük bir camiayız. Galatasaray camiası her zaman futbolcularına, hocalarına sahip çıkar. Biz kötü oynayabiliriz. Kötü mücadele edebiliriz. Yenilebiliriz. Bunun muhasebesini zaten hocamız yapar. Ama hakemin böyle kötü bir maç yönetme hakkı yok. Hakem hata yapabilir. İnsandır. Ama bu hatanın da ötesine geçmeye başladı. Bu bariz bir şekilde belli oluyor. Lütfen biraz daha dikkat etsinler. Çünkü son haftalara giriliyor. Biraz daha dikkatli olmasını istiyoruz. Çünkü adalet herkese lazım. Sadece bize lazım değil, herkese lazım. Tatsız şeyler oldu maalesef. Bu maalesef sadece Galatasaray kulübünde değil, Türkiye futbolunu ilgilendiren konulardır bence. Bu nedenleri iyi analiz etmek gerekir. Çünkü ben yıllardan beri Türkiye futbolunun içindeyim. Ligde olmasam da milli takımdayım. Böyle şeylerin yüzünden adaletsiz olmayan yerde başarı olmaz. Bunu maalesef milli takımda da görüyoruz. Bunu yani burada herkes, biz dahil sizler,
Bunu harbiden sorgulamamız lazım. Çünkü böyle millet olarak, hadi futbolda geçiyorum, hiçbir yere varamayız. Evet, Sabri cümleye saçma bir kararla diye başlıyor ve tezgahtan şimdi söz ediyor. Garip bir tezgah diyor. Tezgah diyor. Hamit diyor ki Türkiye'de bu işler kötü işler falan diyor. Doğru, haklı. O zaman Galatasaray'ın yaşadığı her şampiyonluk tezgahla geldi. Bu sene de şampiyon olursa tezgah olacak. Ya ben... Hani Sabri'yi anladık. Tuhaf futbolcu cehaletiyle konuşuyor. Bugün hakem süper maç yönetti. Hadi ben de farklısını söyleyeyim. Ya hocam biz devam ediyoruz. Hamit ya. Hani hep efendi biliriz, kültürlü biliriz filan de. Milli takımlarda da filan böyle işler yaşanıyor filan dedi. O zaman sizin dünya üçüncülüğünüz, Avrupa üçüncülüğünüz. Hep tezgah. Hakem bağlayarak, UEFA'yı etkileyerek geldiniz. Bir dakika Sinan. Yakışıyor bunlar. Hepsi sipariş. Bunları konuşun diye bu çocukları kurup oraya çıkarttılar. Ya bugün şahane oynayan bir Galatasaray var 10 kişi. Ya niye bu kendi galibesi? Kendi takımlarının farkında değil. Yani Galatasaray takımının hakem, makem bu işlerle falandı filandı bunlara falan ihtiyacı yok bu konuşmalara. Bugün müthiş oynayan 10 kişi kalınca müthiş oynayan bir Galatasaray takımı vardı. Tamam Muslera müthiş kurtarışlar maçı çevirdi. Tamam kaleciler en nihayet görevini yapacaktır. Ama onun dışında sahada müthiş bir dropla müthiş bir saldırgan bir Galatasaray takımı vardı. İnanılır gibi değil. Niye bu toplara giriyorlar? Hele futbolcuların bu söylemlere girmeleri, bunları söylemesi son derece yanlış ve sakıncalı. Ne gerek var? Galatasaray camiası sen lidersin. Ha, tabii şu var. Bakın, terör futbol anlamında, mafya futbol anlamında hep başı bozukluktan kaynaklıdır. Başı bozukluktan. Türk futbolundaki başı bozukluk millete meydanı boş bulduruyor. Değneksiz köy bulursan dolaşırsın filan diye bir laf vardır ya. Dinliyor musun Ertem kardeşim? Evet. Tamam. İki tane adam sahaya sırf provokasyondan girdi. Fatih Terim nedeniyle. Bu iki taraftarın sahaya girmesi Galatasaray'a olası getireceği cezada bütün sorumluluğu Fatih Terim'dir. İki acı taraf şu. Galatasaray bu sene şampiyonluğu kaybederse bunun baş müsebbibi eleman Fatih Terim'dir. Galatasaray'ın maaşlı bir elemanı, bu lafı hiç söylemezdim başkan söylediği için söylüyorum Sayın Aysal. Galatasaray muhtemeldir ki sezon sonuna kadar kulübeden yönetemeyecek. Kulübeden yönetemeyecek. Sezon sonuna kadar. Kaç maç var kardeşim? 6. Hocam orada altı bir şey var ama bak. Kulübeden yönetemeyecek Conte kardeşim. Conte olay kulübeye çıkmadı. Juventus da lider abi. Bu bak, takımın bir kalitesi var. Ben nasıl bir dakika hocam ben nasıl Real karşısında şansı %3 diyorsam. Evet. Bu ligin en iyi takımı Galatasaray abi. Yani Fatih Hoca'nın kulübeyle iki koltuk arkada tribünde olmasının. Onu demiyorum. Galatasaray'ın şey bakın, olmaz hocam. Bakın. Galatasaray şampiyon olma ihtimali Fener'e nazaran, Beşiktaş'a nazaran çok daha yüksektir. Bunu kabul ediyorum. Ama Galatasaray şampiyonluğu kaybederse şayet tamam. Düşük ihtimal. Bunun baş müsebbibi fatura bizler değil. Camia Fatih Terim'e çıkartacak. Çok özür dilerim. Şimdi mi yaptı Erkut bu açıklamayı? Evet. Yine bir sıcak gelişme. Fatih Terim'in açıklaması kendi ağzından. Tahkim kurulu savunmaya çağırırsa gitmeyeceğim. Normal bellisin ceza. Bakın sevgili Ertemciğim şimdi burada başka farklı bir şey var. Yine söylüyorum. Bu şekilde, bu görüntüler yaşayarak, birilerinin canı yanarak, birileriyle arkadaş dostlukları bitirerek, sonuçta şampiyonluk falan da filan da bilmem. Ya bu federasyon bu hakemlerle şampiyon olunuyor. Bunlarla oynanıyor. Muhtemelen de Galatasaray belki şampiyon da olacaktır. Bakın yine söylüyorum. Muhtemelen de burada üçümüzün de favorisi Galatasaray. Tartışmasız diyoruz ki şampiyon olabilir. Ha, belki Fenerbahçe diyebilir ayrı bir şey. Ben Galatasaray şampiyon olacak yine diyorum. Ama bu şekilde değil. Bu görüntüleri görerek biz değil, bu değil. Harika oynayan bir Galatasaray, müthiş bir stadyum, müthiş bir dropla seyrediyoruz. Ya bırak bunun keyfini bunlara anlatalım. Sevgili hocam sakin ol. Ya Hasan sen kardeşim sakin ol. Ya böyle bir şey var mı? Bu bir şampiyonluk maçı değildi bugünkü maç. Bu maçın bugün Türkiye maçın telafisi de var. Ve ayrıca bu maç 90 dakika maç bitmemiş. Oynanıyor da daha. Ne gerek var? Bunlara hiç gerek de bunlar onun için söylüyorum. Yani Galatasaray yönetiminin buna kendisi el koyması lazım. Böyle bir açıklama yapmaları lazım. Bak yine söylüyorum. Eğer Fatih Terim maçtan sonra görüntüsü derse ki ya bunlar normal. Ben bu görüntüde bundan normaldir ben falan. Yok böyle bir şey yok. Sana göre normal değildir. Ama biz seni öyle görmek istemiyoruz. Sen o değilsin. Bu sinir yok, bu sinir olmuyor. Böyle bir sinir yok hoca. Sen böyle olmaman lazım. Sen çünkü sen herkesin modelisin. Herkes seni örnek alıyor. Sen Fatih Terim'sin Türkiye'nin futboldaki bir numara sensin. Ama biz seni bu şekilde görürsek olma abi şampiyon böyle. Olma. Böyle olma şampiyon. Olma.
Evet. En çok da Rıdvan Dilmen'in konuşmalarına içerlediğini söylüyor Fatih Terim. Ve Rıdvan Hoca'ya da çok sert açıklamaları var. Bir izleyelim bakalım neden. Rıdvan Dilmen ne demiş? Bir bakalım. Sonrasında tekrar döneceğiz. Çünkü çok önemli açıklamalar var. Hakan Kutlu'dan, Sayın Ali Dürüst'ten, Sayın Abdurrahim Albayrak'tan programımız devam edecek. Ama önce Rıdvan Dilmen'in NTV'de yaptığı açıklamalar. Biz yıllardır futbol yorumculuğu yapıyoruz. Açıkçası ben Fenerbahçeliyim. Tabii ki herkes biliyor. Yani tarafız yani sonuçta ama objektif olmaya çalışıyoruz. Ki objektif olduğumda inanıyorum. Ama ben buraya çıktığım zaman Fenerbahçe ile ilgili de hakemin artısını eksini elimden geldiğince söylemeye çalışıyorum. Ama günümüzde yorumculuk da artık böyle şey oldu. Bir şey diyorsunuz, bir gün Fenerbahçe lehine çalınmış yanlış düdüğü söylüyorsunuz, Fenerbahçe isyan ediyor. Bir gün Galatasaray lehine çalındığı zaman, söylediğiniz zaman Galatasaray isyan ediyor. Kaldı ki bir de Fenerbahçe etiketi olduğu zaman daha fazla. Şimdi bu gerginlik hakemi, rakibi, herkesi etkiliyor. Şimdi bir kere 3 antrenör oturabiliyor. 3'ü de dışarıdaysa burada problem var. Ve bu 3'ü de hepsi de Avrupa şampiyonluğu görmüşse, Fatih Hoca, Ümit Davala, Hasan Şaş. Hasan Şaş'ın gözlerini gördün mü? Ya ne oluyor? Kaybedersin en fazla. Tabii. Bir kere bu altını çizerek hepsi örnek alınacak. İnsanlar bunlar örnek alınmalılar. Örnek davranmalılar. Hepsi dostlarımız bizim. Ama bir de şu var. Antrenörlük yapılmaz Türkiye'de. Anadolu'daki antrenörlerimiz ağızlarıyla kuş tutsalar hava. Yani alamazsınız puan. Vermezler size puan. Bu ayrı konu. Bana da bir haberim olsun. Bana neyin yakışıp neyi yakışmayacağını ben bilirim. Ben de kendisine bu yaklaşımını yaklaştıramadım. Onun için dikkatli konuşsun. Şimdi hem eğer bunun için atmışsa hoca haklı. Oradan sonrakiler için ben zaten haksız olduğumu ifade ederim. Yanlış yaptığımı veya doğru yaptığımı ben söylerim. Algıyı başka tarafa çevirmenin manası yok. O da kendine yakışanı yapsın. Rıdvan abinin söyledikleri var ya, o kadar doğru ki.